Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, bugün Yanşehir Başkanlığımızın yayınları arasında 2020 yılında okuyucu ile buluşmuş olan Yanşehir Başkan Yardımcımız Doktor Burhan İşleyen hocamızın kaleme aldığı Bizi Kim Beğenecek adlı eserin tanıtım videosu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birliklerimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Eserin yayın yönetmenliğini Doktor Fatih Kurt, koordinasyon görevini Bünyamin Kahraman hocamız üstlenmişler. Ee, hocamız kitabında çarpıcı bir e, başlıkla karşımıza çıkıyor. Bizi kim beğenecek? Günümüzde beğenilme arzusunun, takip edilme arzusunun daha çok vurgulandığı, e, her bölümde her anlatılan bir hikayeyle beraber verilmek istenen mesajın zihinlere yerleşmesi amaçlanmış. Hocamız ilk etapta bizi kim beğenecek yazısı ile kitaplarına başlıyorlar. Burada tenkit tüketir, takdir üretir sözü üzerinden esas vurgulamak istediği şeyin söz söylerken bizi kimin beğenmesini beklediğimiz hususu amirim, müdürüm, patronum, başkanım beğensin niyetiyle yapılan işleri, söylenen sözleri acaba Rabbim beğenir mi sorusunu hocamız sorarak başlıyorlar. İşte şöhretim artsın, servetim çoğalsın, takipçilerim takdir etsin diye yaptıklarımı acaba Rabbim takdir eder mi? Burada işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerine hocamız atıfta bulunuyorlar. Hayırsever, alim ve şehit bu üç kişinin Cehenneme atıldığını, atılacağını ifade eden hadis-i şerife hocamız e, atıfta bulunmuşlar. E, ve onların samimiyetle Cenabı ı Hakk'a e, kulluk etmemelerinin cehenneme sürüklenmelerine sebep olduklarını... ...bu noktada ihlasın, yani işlerimizi yaratılmışların mülahazasından tasfiyeye e, ram edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Hocamız ikinci yazısında dilenci başlıklı bir e, yazıya yer vermişler... Burada bir dilenci'nin kendisine öğrencilik yapmak isteyen bir çırağından bahsediyor. Ona üç nasihatte bulunduğunu. Evladım, dilenmenin üç temeli kuralı vardır. Bu üç kuralı öğrenip benimsersen, bundan sonra sen de bu işi kendi başına yapabilirsin. Nelerdir onlar diye soruyor. Birincisi kim olursa olsun isteyeceksin. İkincisi nerede olursa olsun isteyeceksin. Üçüncüsü ise ne verirlerse versin alacaksın. Bu kuralları öğrettiğini e, ifade ediyor. Ve o an için e, kendilerinin hamamda olduğunu, talebesi, efendim talebesiyle birlikte o dilencinin hamamda olduğunu, e, efendim bu fakire bir sadaka verseniz diye, e, dilenciden talebesinin talepte bulunduğunu, benden de mi evladım deyince, efendim birinci kural kim olursa olsun isteyeceksin demiştiniz, onu yapıyorum. İyi de evladım burası hamam, deyince ikinci kural nerede olursa olsun isteyeceksin demiştiniz. Ama evladım burada sana hamam tasından başka verebileceğim bir şey yok ki itirazına karşılık. Üçüncü kural efendim ne verirlerse verilsin alacaksın demiştiniz. Burada hocamız haram helal ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım mantığıyla hareket etmenin kapitalist dünyanın günümüz insanını erittiği çarklılara işaret olması bakımından bu sözü hatırlatarak Müslümanın böyle bir sözden, böyle bir düşünceden beri olması gerektiğini vurguluyorlar. Bu konuda gündeme getirdikleri faiz ve yetim malı konusuyla konusunu hocamız tamamlamışlar. Yine çok zengin varlıklı birisinin hikayesini hocamızın konu edindiği ve o hikaye üzerinden bir mesaj vermeye çalıştığı Beni çoraplarımla defnedin yazısı karşımıza çıkıyor. Burada kısaca hikayeden bahsetmemiz gerekirse çok zengin birisi oğluna vefat ettiğinde kendisini çoraplarıyla defnetmesini, defnedilmesini vasiyette bulunuyor. Fakat evladı e, İslami usullere aykırı olması hasebiyle babasının bu isteğini yerine getiremiyor. Kendisine bıraktığı vasiyette de şu yazıyı görüyor. Evladım beni çoraplarımla defnetmeyeceklerini ben bir Müslüman olarak biliyordum. Ama bütün zenginliğime rağmen bu dünyadan son arzumu bile yerine getiremeden ayrılmış olduğumu anlaman için böyle bir yol takip ettim diyor. Ve ABS <laughs> suresinin 34 ila 37. ayet-i kerimelerinde ifade edilen kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından kaçacağı kıyamet gününü hatırlatan ayet-i kerime ile bu bölümü nihayete erdiriyorlar. Tamam hazır Barışacağım başlıklı yazılarında ise <laughs> Temel ile Fadime'nin kavgaları üzerinden bir kurgu ile hocamız mesajını vermeye çalışıyor. E, kavga eden Temel ile Fadime'nin ayrı odalara çekildiğini, birbirleriyle e, görüşmediklerini, aslında çok pişman olduklarını ama bir araya gelmek için e, jestlerden veya nefislerinden vazgeçmeleri gerektiğini bilip Bundan vazgeçmiyorlar. E, netice itibariyle Temel odanın koridorunda dolaşırken bir taraftan da şöyle sesleniyor diyor hocamız. Nasıl yaptım ben bu hatayı? Neden e, olmadık sözleri söyledim ki? Niye kırdım ben eşim Fadime'yi? diye düşünüyor. E, eşi de oturdu odanın kapısını aralamış vaziyette. Onun önünden geçerken Temel bakmış ki Fadime de aynı pişmanlık duyguları içerisinde. Ah diyormuş neden kırdım incittim ki eşimi, hayat arkadaşımı? Neden bu olmadık sözleri söyledim? Allah'ım ne olur Hızır Aleyhisselam'ı gönder de bizi barıştırsın. Evet, bu sözleri duyan Temel hemen fırsatı değerlendirmiş. Aralanmış oda kapısından içeriye sanki sokuluyormuş gibi Hızır'a seslenmiş. Tamam Hızır tamam, sıkıştırma, itekleyip durma tamam, gidip barışacağım demiş. İşte bu anlatılan hikaye üzerinden, hayatta zaman zaman kavgaların, tartışmaların olabileceğini, efendim anne babalarımız, kayınpeder, kayınvalidelerimizin de eşler arasında çıkan bu tür tartışmalarda çeşitli bahanelerle eşleri bir arada tutmaları gerektiğine hocamız vurgu yapmışlar. Ailemizin son kale olduğunu ifade ederek konunun önemini dile getirmişler. Mermer işçisi başlıklı yazısında ise hocamız, Evet, bir mermer işçisi sıcak ve güneşli bir havada mermer ocağında çalışırken yorgun bir vaziyette güneşe doğru dönüp şöyle demiş. Güneş ne kadar etkili ve güçlü keşke güneş olmasa. İşte e, mermer işçisi içerisinde bulunduğu şartları durumları düşünerek efendim güneşin etkili olmamasını istiyor. Efendim bir bulutla onun örtülmesini arzuluyor. Efendim e, belkileri de belki başka birileri de yani keşke rüzgar olsaydım keşke bir dağ olsaydım efendim e, keşke bulut olsaydım diye içerisinde bulunduğu nimetleri fark etmeyen bulunduğu halden şikayet eden insanlar söz konusu olabilir yani çölde olan insan suya ihtiyaç duyar efendim suyun çok olmasını ister e, işte mermer işçisi gibi güneşin altında çalışan kimse güneşin olmamasını ister. Burada hem şükür hem de sürekli başkasının elinde olana heveslenip ona doğru koşturmak, onu elde etmede muhteris davranmak ve daha iyisini aramak yerine elde mevcut olana şükredip mutluluğu burada aramak gerektiğine hocamız vurgu yapıyorlar ve Rabbimizin her sabah kalkma, kalkışımızla birlikte gördüğümüz güneşimize, günün aydınlığına, kurulan sofralarımıza, yiyip içtiklerimize hocamızın e, yaptığı vurgular söz konusu değerli kardeşlerim. Evet Sarhoş başlıklı yazısında ise Yahya Efendi dergahından bahsediyor hocamız İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir Ramazan gününde efendim e, bir sarhoşun bu dergahın kapısına geldiğini açım arkadaş yemek getirin bana dediğini şeyh efendi onu görmesin aman hocamız rahatsız olmasın diye sarhoşu dergahtan çevirmek için uğraşanları görünce yani böyle bir mübarek Ramazan'da üstelik sarhoş bir haliyle dergaha gelen kişiden rahatsız olanlar olmuş. E, ama bu olaya e, hocaları vakıf olunca evladım adamcağız açmış kendisine yemek verseniz eder onlar da çaresiz bir şekilde hocalarının emrine uyarak bu efendim Ramazan gününde sarhoş olarak dergaha gelen kişiye e, bir takım yiyecekler ikram ederler. Yahya Efendi sarhoşun büyük bir iştahla tepside ne var ne yok hepsini yediğini görünce dikkatini çeker. Tepsideki yiyecekler bitip de efendim geri getirilince her şeyin yendiğini fakat zeytine sarhoşun hiç dokunmadığını fark eder. Evladım neden zeytinleri yemedin deyince çünkü zeytin Kur'an-ı Kerim'de geçen bir nimettir. Ben ise bu halimle onu yemeye çekindim der. Hocamız bu anlattığı olaydan hareketle değerli dostlar bu milletin külünden iman fışkırır küllenmiş kor halindeki iman diyerek milletimizin insanımızın milli manevi değerlerine e, hocamız vurgu yapıyorlar. Ben bu geminin kaptanıyım başlıklı yazısında Mevlana Hazretlerinin yağmurda yüzen e, yürüyen bir eşeğin su dolan ayak izi içerisinde efendim rüzgarla savrulup gelen bir saman çöpü ve o çöpün üzerindeki sinek hikayesini anlatıyorlar. Ve e, insanların kendilerini beğenmeleri, gurura kibre kapılmaları, makam sahibi, koltuk sahibi, güç servet sahibi, ihtişam sahibi olduklarını düşünmelerini, işte bu yağmurlu günde bir eşeğin ayak izine dolmuş suyun içerisindeki samanın üzerinde yer alan sineğin bu geminin kaptanı benim şeklindeki e, gurura, kibire kapılma haline benzeliğine işaret ediyorlar. Yakmayan ateş konusunda Kur'an-ı Kerim'in kendisinden feta yani genç bir kimse olarak bahsettiği Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma öyküsünü hocamız anlatıyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Rabbim bana yeter o ne güzel bir vekildir teslimiyeti üzerinden Bugün bizlere düşen görevinde de Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi nimetler veya imtihanlar karşısında Cenab-ı Hakk'a teslim olmak, e, bu hali kuşanmak olduğunu hocamız ifade ediyorlar. Hoştur bana senden gelen yahil atü yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrın da hoş, lütfun da hoş dizeleriyle İbrahim Tennuri Hazretleri'nin bu dizeleriyle bu bölümü de bitiriyorlar. Sağ elimi tabutumun dışında bırakın. Halife Harun Reşit ile alakalı anlatılan bir olay üzerinden ki vefat ettiğinde efendim tabutunun dışında elinin bırakılmasını vasiyet ediyor. Neden böyle bir şey istediğini etrafındakiler sorunca yani ben devlet başkanı olarak her türlü nimetin lüksün sahip olarak bu dünyadan eli boş gidiyorum mesajını insanlara vermek istediğini hocamız naklediyor ve elimizin, ayağımızın, bütün uzuvlarımızın lehimizde veya lehimizde şahitlik yapacağı bir günden sakınmamızı uyarıyorlar. Ölüm gerçeği ve ölüme hazırlıklı olmak konusunda da askerlik yapan oğullarını ziyarete giden bir anne babadan bahsediyorlar. Annenin bir şekilde sırtına kaçmış olan akrebin, işte eşine yani sırtımda bir şey var ama bakar mısın ricasına karşılık, böyle herkesin içinde bakamayacağını ifade ettiğini, Asker oğlunun yanına gittiklerinde evladım sırtımda bir şey var bakar mısın? E, evladı da sırtına elini daldırınca akrebin asker olan evladını e, sokarak onu zehirleyip öldürmesinden bahsediyor. Yani saat vakit dolduğu zaman hiç kimsenin ne bir dakika ileri ne bir dakika geri bırakılmayacağını, ölüm hakikatine her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini, konunun girişine ölüm güzel şey isimli Necip Fazıl Kısa Küreğin şiirine yer vererek hocamız değinmişler. Merhamet konusunda ise Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye dönerken, ordusuyla giderken yeni yavrulamış ve yavrularını emziren bir köpeği gördüğünde Efendim ordusuna yol değiştirmesini, onlara zarar vermemelerini emreden Efendimiz Aleyhisselam'ın merhameti üzerinden gerek sokak hayvanlarına gerek bütün insanlığa, bütün kainata karşı Mümin ve Müslümanların e, kuşanacakları şefkat e, elbisesini elbisesine işaret ediyorlar. Yine yolcu başlıklı yazılarında dünyada bir yolcu gibi olmak konusundan bahsediyorlar. Yaşadıkları bir tecrübe üzerinden hocamız bunu paylaşmış. Türkiye'nin çeşitlilerini gezen bir efendim konferans veren bir hocamızdan bahsediyorlar. Bir araştırmacı yazar kardeşinde bir ziyaret dolayısıyla bulunduğu bir ilde o ilin kanaat önderlerinden birisini ziyarete gittiğini o kişinin evinde neredeyse hiçbir şey bulamadığını efendim yanlış bir günde mi geldik acaba taşınıyor muydunuz sizi rahatsız mı ediyoruz sorusuna demiş evladım bizim evimizde fazla eşya yok ama senin de eşyan yok. Bu da demiş efendim ben yolcuyum. O yüzden yanımda getirebildiğim kadar eşya getirdim. Demiş evladım siz yolcusunuz biz de yolcuyuz. Bu dünya hayatı hepimiz için bir yolculuk mesabesindedir. Dolayısıyla dünya hayatına çok fazla değer vermemek gerekir diyor. bunun Bu mesaj üzerinden hocamız bizler de, bizler de yolcuyuz mesajını bizlere ulaştırmaya çalışmışlar. Son vasiyet konusunda... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir ömründe hastalandığı günlerde namaza ve elleriniz altında bulunanlara dikkat edin. Aman ha namaza dikkat vasiyeti üzerinden Efendimiz Aleyhisselam'ın namaza verdiği değeri ve Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayet-i kerimeleri dile getirerek namaz konusunun önemini bize hatırlatıyorlar. Yine hesabı verilebilir bir hayat konusu başlığıyla hocamız Zümer suresinin 73, Kaf suresinin 30. ayet-i hareketle yaşadığımız hayatın Rabbimizin rızasına uygun bir hayat olup olmadığına dair değerlendirmelere yer veriyorlar. Yine Ay Derisi'nden Kürk başlıklı yazısında hocamız belki anlatacağımız bu hikaye argo sayılabilir ama mesaja yoğunlaşmanızı rica ediyorum diyerek efendim bir hikaye anlatıyor. Yani dış görünüşe sadece önem vermenin yani bir aynın üzerindeki postun soyularak insana elbise yapılması ve o elbiseye itibar gösterilmesinin yanlışlığı üzerinde duruyorlar. Yine son dönemlerde gevşeklik gösterdiğimiz bir konu olan komşuluk ilişkilerimiz ve sorumluluğumuz konusunda Efendimiz Aleyhisselam'ın, Cebrail Aleyhisselam bana komşuya o kadar iyilik yapmamı tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim Hadi i şerifi bağlamında değerlendiriyorlar. Mahmut Toptaş hocamızdan bir anekdot aktardığı din gönüllüsü yazısında ee, hocamız efendim Adana'da bir imam hatip görev yapmış olduğu köyde her ezan okunduktan sonra camiye gelen namaz davetine iştirak etmesi gereken cemaatin azlığını görünce ezan okuyup bütün köy halkını dolaşmaya başlar. Köy sakinlerini dolaşırken ezan okundu Hadi ne bekliyorsunuz camiye namaza icabet ediniz artık hocamızın bu ısrarlı tavrından usanan kimselerin olduğunu yani artık hoca başımızdan git yeter yani nedir senden bu çektiğimiz gelirsek geliriz bizi neden rahatsız ediyorsun tavrına aldırmadan yine gidip geldin ama netice itibariyle hocamızın bu ısrarı üzerine hakikati anlayıp azmi, sabır, sabır ve sebatı, ihlas ve samimiyeti üzerine cemaatini artırmasından bahsediyor. Musab bin Umer radıyallahu anh örneğinden Efendimiz Aleyhisselam'ın davet, tebliğ, irşat, e, hakkı batıldan ayırma konusundaki tebliğ görevimizin bizim açımızdan önemini ve değerini dile getiriyorlar. Yine Behlül Dana, Harun Reşit döneminde yaşayan Behlül Dana ile ilgili naklettikleri bir olay var. Buraya gelecek başlığını taşıyor bu yazı. İşte onun bir para kaybetmesinden bahsediyor ve mezarlıkta parasını aramasından bahsediyor. Şaşırıyorlar nerede kaybettiysem paranı orada arayalım diyorlar. Ama Behlülü Dana enin de sonunda paramı çalan kimse mezarlığa gelecek diyor ve onlara ölüm hakikatini hatırlatmış oluyor. Söz üzerine yazısında hocamız Ziya Paşa'nın onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Yani laf söz ile dünyaya nizam vermeye, düzene koymaya çalışanlar ama kendi benliklerinde, nefislerinde, evlerinde çok sayıda eksikliklerle, yanlışlarla, kusurlarla malüldürler mesajı üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ayet-i kerimelerin işaret ettiği hususlar üzerinden Sözümüzün gereği, sözümüzün eri insanlar olmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyorlar. Kopya başlıklı yazısında ise hocamız Erzincan İl Müftülüğü döneminde yaşadığı bir olayı anlatıyor. Kopya çekerek KPSS sınavından 70 alan bir kimsenin, bir kardeşimizin hocam ben bu kopya ile efendim aldığım puanla atansam kazandığım para helal olur mu sorusuna yani olmaz cevabını hocamızın verdiğini bu kardeşimizin de sonunda bu kardeşimizi takip edip kardeşimizin o işi kabul etmediğini kazancını tamamen helalinden kazanmak için gayretine şahit olduğunu ifade ediyorlar. Kul hakkı, kamu hakkı, çevre hakkı, Allah hakkı gözetilmemiş bir şekilde bu haklara tecavüz etmek suretiyle elde edilen kazançlar kursaktan geçen haramlar olması hasebiyle ateşi celbeden davranışlardır ki Böyle hallere düşmekten Rabbimizin engin merhametine sığınınız diyorlar. Evet hangi başarı? Dünyevi ölçüleri kıstasları işaret, ee, içeren başarılar mı? Yoksa Rabbimizin gerçek manada rızasını kazanmaya, cennetiyle cemaliyle bizi kavuşturacak başarılara mı odaklanmamız gerekiyor? Konuyu ayet-i kerimeler bağlamında değerlendirmişler. Yüce İslam'ın oku emri ve okumayan ümmet başlıklı yazısında ilk emir olan oku emrinin Enfusi ve afaki boyutlarına hocamız işaret ediyorlar. Efendim Rabbimiz bu kitapta ne söylüyor, bizden ne istiyor, derdimizin olması gerektiğini ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden hareketle izah ediyorlar. Okumalıyız, mutlaka okumalıyız. Efendim günlük rutin meşguliyetlerimiz, televizyon karşısında vakit öldürüşlerimiz, sosyal medyadaki ömrü heba eden süreçler veya farklı gerekçelerle okumadan mahrum kalmamamız gerektiğini ifade ediyorlar. Mehmet Akif Ersoy'un ya açar nazmı Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. E, dizelerine yer verdiği hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim isimli yazısında ise Kur'an-ı Kerim'in sadece ölümümüz, ölülerimiz okunan bir kitap olmadığını, efendim düğünlerde, derneklerde, törenlerde güzel namelerle kulaklarımızı tezyin eden e, kulaklarımızın istifade ettiği bir kitap olmaması gerektiğini e, ayet-i kerimeler ışığında değerlendiriyorlar. İyi insan ve iyi Müslüman mı başlıklı yazısında Aliye İzzet Be e, Ali İzzet Begoviç'in iyi insan olmadan iyi Müslüman olunmaz sözlerine yer vererek aslında e, yani insanlığımızı ve Müslümanlığımızı e, gerektiği şekilde yaşamamız gerektiğine dikkatlerimizi çekmişler. Kerbela başlıklı yazısında cennet gençlerinin efendileri olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsif ettikleri Efendimizin torunlarından Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizin durumlarına, konumlarına dikkat çekiyor. Yeni kerbelaların olmaması için takınmamız gereken tavrı ve bu konudaki Kerbela üzerinden oluşturulmaya çalışılan hastalıklı bakışı hocamız değerlendirmişler. Cennet kapısı başlıklı yazılarında ise hocamız Bakara suresinin 155. ayet-i korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden ile Mevlamızın bizleri imtihan edeceğini sabredenlere müjdeli, müjdeli bir karşılığın olduğunu ifade eden Mevlamızın ayet-i kerimesine işaret ediyorlar. Evde ki hastaya bakmanın cennete açılan bir kapı olarak görülmesi gerektiğini karşılık beklemeden efendim Cenab-ı Hak rızası için atılan her türlü adımın efendim e, Cenab-ı Hak katında değer bulacağını ifade etmeye çalışıyorlar. İnsanı tanımanın üç yolundan üç yolu başlıklı yazısında hocamız Hazreti Ömer Efendimizin insanı tanımaya dair alışveriş, yolculuk ve komşuluk ve arkadaşlık yapma yöntemleri üzerinde durarak insanların ancak bir arada yaşama yani ahlaki boyutları itibariyle hakkıyla tanınabileceğini ifade ettiğine şahit oluyoruz. Dünyanı elin dünyayı edenin tersiyle iten peygamber başlıklı yazısında Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyaya değer vermediğini zühd boyutunu ifade etmişler çeşitli hadis-i şerifleri ve ayet-i kerimeler bağlamında. İncinmeden ve incitmeden ayrı olabilmek yazısında hocamız Rum Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinden hareketle efendim eşler arasındaki sevgi ve muhabbetin Rabbimizin varlığının delillerinden olduğuna ve bu delili evlilik can cana yan yana şimdi lazımsın sen bana gibi bütün boyutlarıyla başlangıcından ömrümüzün evliliğin başlangıcından ömrün sonuna kadar her aşamasında farklı güzellikleriyle değerlendirilmesi gereken boyutlarına işaret ediyorlar. Evet, Murakip başlıklı yazısında Muaz bin Cebel radıyallahu anh ile Hazreti Ömer Efendimiz arasında yaşanan bir olay üzerinden e, konuyu değerlendiriyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz biraz da gizli bir şekilde Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı takip edecek bir elçi gönderiyorlar. Muaz bin Cebel durumu fark edince Hazreti Ömer Efendimiz'e şu ayeti kerimeyi okuyor. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var, değerli yazıcılar var. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. İnfitar suresinin 10 ve 12. ayeti kerimeleri ve Kaf suresinin 18. ayeti kerimesi. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. İşte bu ve buna benzer ayet kelimelerden hareketle kendilerini gözetleme için herhangi bir görevliye gerek olmadığını Hazreti Tümer Efendimiz'e söylüyorlar. Hocamız da bu anlatmış olduğu olaydan her işimizi Rabbimizin bizi gördüğü, gözetlediği bilinceli yapmamız gerektiğini ifade ediyorlar. Doğru soruyu sormak konusunda gençlerimizi evliliğe hazırlıyoruz. Bu konuda işi, efendim arabası, evi veya masrafların ne kadarını çekeceği e, kayınvalidesiyle e, kızımızın, oğlumuzun beraber mi kalacağı ayrı mı kalacağı gibi sorular yerine Rabbini bilir mi? Kur'an-ı Kerim okur mu? Helali haramı bilir mi? Efendim ibadet eder mi? E, namaz kılar mı? gibi sorular sorulması gerektiğinden bahsediyorlar. Çünkü eşler cennet arkadaşı olacak efendim kimselerdir e, ve cennet arkadaşı olacak eşler bulmalıyız diyorlar. Hase anam, anam ölsün e, şeklinde anlattığı bir olay da çok ilginç. E, hocamız 2014 yılı hac mevsiminde Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrine ravzasına bırakılan ben hacımı yapıp memlekete dönmeden Hase ana Anam Ölsün yazısını gördüğünü e, sorduğunda bu yazının yani Hase Ana Kürtçe'de kaynana anlamına geldiğini şimdi artık nasıl bir kayın kayınvalide ise eşi e, gelini onun memlekete dönmeden kayınvalidesinin ölmesini isteyecek kadar efendim neler yaptığını bu konuda kayınvalide ve gelinlere düşen görevleri hocamız hatırlatıyorlar. Sözün anlaşılabilir olması konusunda da gerek Kur'an-ı Kerim'in e, hitap şekillerinden gerekse Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarından hadis-i şeriflerinden özellikle insanlara akli seviyelerine göre konuşmakla emrolunduk hadis-i şerifinden hareketle hocamız konuyu değerlendirmişler. Hoca bunu bize anlatma başlıklı yazısında hocamız yani faizi anlatıyoruz. Bize zaman zaman neden zinadan bahsetmiyorsun? Zinayı anlatıyoruz. Neden kul hakkından bahsetmiyorsun? Kul hakkını anlatıyoruz. Neden hırsızlıktan bahsetmiyorsun? Git bunu falancalara anlat şeklinde insanların ibret almak yerine başkalarını suçlayıcı veya başkalarında bulunan özellikler anlatılmasına yönelik tavırlarına hocamız eleştirilerde bulunuyorlar. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye dönüş gidiş yolundaki fetih günü günlerine denk gelen o günlerde yeni doğum yapan ve yavrularını emzirmekte olan bir köpek dolayısıyla kendisinin de ashabı kiramın da efendim köpeğe zarar vermemek için o köpeğin başında nöbet tutulmasını emrettiği hakikatini dile getiriyor ve özellikle insanlara veya hayvanlara, bitkilere, cansız eşya, cansız olarak gördüğümüz eşyalara yapılan çeşitli zulümlerin Müslümana müminlere insan olma hasretini taşıyan hiç kimseye yakışmadığını ifade ediyorlar. Bir avuçtan fazla içince başlıklı yazılarında ise Bakara suresinde Talut o ve onun ordusuyla arasında geçen efendim Talut ordusuyla giderken askerlerine Allahu Teala size bu nehirden Efendim su içmemenizi ancak bir avuç su içerseniz efendim e, e, emrimi yerine getirmiş olursunuz. Fakat onların birçoğunun nehirden su içtiklerini e, ondan sonra e, ve e, bu hadiseyi dünyaya hocamız benzeterek dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Bu dünyadan bir avuç almamız, ihtiyacımız kadar dünyayla ilgilenmemiz normaldir ama bir avuçtan fazlası, ihtiyacımızdan fazlası bizi şaşırtacaktır uyarısında bulunuyorlar. İlahi kameralar konusunda trafikte veya fazla farklı mekanlarda bizi takip eden kameralar gibi meleklerin neticede Rabbimizin her yaptığımızı gördüğünü gözetlediğini ayet kelimeler kerimeler bağlamında e, bu hakikati hatırlatıyor ve bu hakikat bağlamında hareket etmemizi bize tavsiye ediyorlar. Türbülans başlıklı yazısında uçakların zaman zaman ani ve ciddi mesafelerdeki düşüşlerine hocamız dikkat çekerek bu düşüş ve çıkışları yaşadığımız zaman elimizden giden fırsatlara ne kadar üzülüyorsak şeytanın vesvesesi nefsin azgınlıklarına karşı o türbülans esnasında gösterdiğimiz hassasiyeti göstererek hayatımızı şekillendirmemiz gerektiğini ifade ediyorlar. Güzel ses kuvvetli nefes başlıklı yazılarında çok güzel sesi var. Hele bir Kur'an okusun. insan kendinden geçiyor. Evet, acaba bizi kendimizden geçiren nameler mi olmalı? Kur'an-ı Kerim'in hükümlerimi. Bizi etkileyen musiki mi olmalı, mesaj mı olmalı? Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşı kimseler silmez Allah'ım. Burada verilen mesajların efendim sadece ses veya müziğe heba edilmesini e zaman zaman ihlastan kişiyi ulaştıracak hal ve hareketlerden uzak durulmasını hocamız tavsiye ediyorlar. Kendini bilmeyen haddini bilmez başlıklı yazısında Mevlana Hazretleri'nin aslanın burnuna konan bir sineğin aslana meydan okuyuşundan e, bahsederler. E, kişi kendini bilmeli ki efendim yani sineğin aslana meydan okuması çok komik bir durumdur. Kendini bilmeyen insanlar da böyle komik durumlara düşebilir uyarısında bulunuyorlar. Adil taksimat konusunda da yine Hazreti Mevlana'nın aslan kurt tilki arasında geçen olayına hocamız atıfta bulunuyorlar. Aslan avını yakalayınca kurt da avı bölüştürmesini emrediyor. Kurt da işte şu küçük kısım tilkiye olsun, biraz daha büyük kısım kurda olsun, en büyüğü size olsun diyor. Aslan onu bir efendim müdahale parçalıyor. Yani sen kim oluyorsun da benim yakalamış olduğum avı böyle kendince taksim ediyorsun der. Tilkiye yönelir. Tilkiye avı taksim etmesini söyler. Tilki der kolu senin olsun, bacağı senin olsun, başı senin olsun, ortası senin olsun. Kendisine de der hepsini bana verdin der aslan. Sana ne kaldı? Tilki de der senden arta kalan kırıntılarla ben idare edebilirim der. Şimdi buradan hareketle Kur'an-ı Kerim'deki Rum suresinin 9, Yusuf suresinin 109 ve Rum Suresi'nin 42. ayet-i kerimelerinden e, dile getirilen mesajları yeryüzünde dolaşarak efendim daha efendim e, ihtişamlı, daha güçlü insanların başlarına gelen tevhidde aykırı hareketlerinden dolayı başlarına gelen hususları hocamız hatırlatıyorlar. Yani dünya malının başımıza bela olmaması, azmış, şımarmış, karunlaşmış, tilanlaşmış insanların akıbetlerine uğramamız için son derece dikkatli olmamız gerektiğini ifade ediyorlar. Algı efendim başlıklı yazılarında ön yargıları değiştirmek atomu çatlatmaktan daha zordur diyen bir bilim adamının sözünü atıf da bulunarak özellikle din görevleri hakkında 7 bin lira maaş alıyor imamlar. En fazla bütçeye sahip devlet kurumu diyanet. Her cuma günü cami önlerinde toplanan milyarlar. Faize helal ve caiz diyen diyanet kurslarda kötü muamele gören çocuklar gibi algı, algı operasyonları ile e, Diyanet'in e, maruz kaldığı, Yanşehir Başkanlığımızın maruz kaldığı durumları hocamız ifade ediyorlar. Bunun üzerinden de iletişim zamanındayız. İnsanların dertleriyle uğraşmamız gereken hızlı değişen ve dönüşen bir çağdayız. Algı operasyonları yerine işimize bakmalıyız diyorlar. Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle başlıklı konusunda İbrahim Halebi'ye atfedilen işte evinde yalnız iken bir genç kızın kendisine sığındığını, İbrahim Halebi'nin de sabaha kadar parmaklarını yanan mum ateşine tutarak zina düşmemek için kendisini korumasını anlatıyorlar. Virüs mü hesap mı başlıklı yazısında ise maruz kaldığımız bu efendim virüs faciası üzerinden ve akabinde meydana gelen çığ felaketi, uçak kazası, depremler gibi olaylar üzerinden işte binalar sağlam yapılmalıydı. Demirden çimentodan çalınmamalıydı. Uçak pilotu pistte sert inmemeliydi gibi serzenişlerin olduğunu. Bunların doğru tespitler olduğunu ama bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şeylerden ders çıkarmamız gerektiğini hocamız izah etmeye çalışıyorlar. Yazık hiçbir şey bilmiyormuş başlık yazısında da hocamız Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Gülabibey Camii'nde imam Hatip olarak görev yaparken ismini duyduğu imam Hatip'lere e, ee, İmam Hatip camiasına büyük efendim emek vermiş olan Cemal İlter hocamızın bahsettiği bir hoca efendiden Şeref Hoca isimli bir hocamızdan e, şu anısını naklediyorlar. Efendim diyor ki birisi hocam akşam haberleri izlediniz mi? İzledim ne vardı ki evladım diyor. Belçikalı bir adam bilim adamını gösterdiler. E, farklı şivelerle birlikte 37 dil biliyormuş. Hocamız hemen şu cevabı veriyor. Müslüman mıymış? diyor. Hayır hocam deyince yazık hiçbir şey bilmiyormuş cevabını vermiş. Hocamızın bu arif arifane cevabı üzerinden Burhan İşleyen hocamız da esas gayenin alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hak'ta insana değer katacak Rabbimizin razı olacağı bilgiyi elde etmek olduğunu ifade ediyorlar. Eşlerin birbirlerine karşı alakalarına dair hocamızın ev içinde ve ev dışında giyimimiz, kuşamımız, halimiz ve hareketimize dikkat çektiğini görüyoruz. Nerede olursanız olun başlıklı yazısında Nisa suresinin 78 ve 79. ayet-i kerimelerine dile getirilen Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar, saf ve sağlam kalelerde olsanız bile manasındaki bu ayet-i kerimeden hareketle zaman zaman kabirleri ziyaret edip oralara ibret nazarıyla bakmamız gerektiğini, rabıtayı mevti ihmal etmememiz gerektiğini tavsiye tavsiyesine şahit oluyoruz. Vallahi kurtuldum başlıklı yazısında ise Hicret'in 4. yılında Ebu Bera'nın davetiyle çoğunluğu Suf ve Ashabından olan 70 arkadaşını Efendimiz Aleyhisselam'ın Necit bölgesindeki kabileleri İslam'a davet için gönderdiğini ve onların bir noktaya gelince pusuya düşürülüp şehit edildiğini son cümle olarak da Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kurtulduğum cümleleriyle bu fani aleme veda ettiğini anlatıyor hocamız burada. Ölümü öldürmenin huzuru ile söylenecek bir cümle olduğunu, bu cümlenin Çanakkale'nin ve tarihimizi süsleyen nice şanlı zaferlerin bu zihniyetle kazanıldığını işaret ediyorlar. Korku başlıklı yazısında ise hocamız, hepimizin korkuları var. Dünyevi, uhrevi bir takım korkularımız var. Ama Mevlamız, yalnız benden korkun, eğer müminseniz benden korkun, ayeti kerimeleriyle, Ölmekten mi korkuyoruz, öldükten sonra dirilmekten mi? Korktuğumuz dünyadan ayrılmak mı, cennete kavuşamamak mı? Korktuğumuz aydınlık evlerimizi terk etmek mi, karanlık kabir mi diye bu konularda e, bilinçli bir süreci tecrübe etmemizi bizden istiyorlar. Keş, keşke açlık da bulaşıcı olsaydı başlıklı yazısında. Efendim bir çocuğun ölmek istediğini, neden ölmek istediğini kendisine sorduklarında... Cennete gidip karnımı doyurmak için cevabı cevabını verdiğini bu cevap üzerinden keşke açlık, hastalık, kimsesizlik, yoksulluk efendim onlar da bulaşıcı olsaydı da insanlar o sıkıntıları çekenlerin dertlerini yaşamış, tecrübe etmiş olsalardı diyor. Ölme günah işlerken yakalanmamak konusunda da Hz. Mevlana Hazretleri'nin Hz. Süleyman ve Azrail Aleyhisselam arasında yaşanan bir yaşandığını naklettiği bir olay üzerinden nerede olursak olalım ölümün bizi bulacağını önemli olan hususun er veya geç geleceğini önemli olan bizim Rabbimizin rızasını kazanmak üzereyken Rabbimize kavuşmamız olduğunu ifade ediyorlar. İnziva konusunda da hocamız en kötü örnekler olarak görülebilecek örneklerden bile çok güzel mesajlar çıkaran Nebiler silsilesinin ve bu silsilenin son halkası olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinden hareketle hocamız evlerimizde pandemi sürecinde özellikle e, mecburen yaşadığımız inziva süreçlerinde kitap okuyabiliriz, namazları cemaatle kılabiliriz, hatta unuttuğumuz isim şehir, adam asmaca, hırsız polis oyunlarını oynayarak ailemizle geçirdiğimiz bu günleri fırsata dönüştürebiliriz diyorlar. İtikaftan hayırlı başlıklı yazısında ise Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'nın bir mümin kardeşimin işini görmek için onunla birlikte yürümem mescitte 10 yıl on yıl itikafta kalmamdan kalmaktan daha hayırlıdır sözünün arka planına işaret ediyorlar. Efendim alışverişini yapamayan yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını giderebiliriz. Tarlasını süremeyen yaşlı çiftçimizin yardımcısı olabiliriz. Camisini sosyal markete çeviren, adeta sadaka taşı geleneğini canlandıran hocamıza destek olabiliriz. Alemin sağlığı için kendisini canını ortaya koyan sağlık çalışanlarımız gibi biz de daha nice fedakarlıklar yapabiliriz diyerek hocamız bizleri motive etmeye çalışmışlar. Hocamız devamında sevinç, rahmet günleri, Ramazan ebedi olana çağırır ve yarış gibi konularla daha çok Ramazan, itikaf ve Ramazan'da infak konularını işlemişler. Evet, Bizi Kim Beğenecek adlı Diyanet Başkan Yardımcımız Doktor Burhan İşleyen Hocamızın Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımız arasında 2020 yılında okuyucusuyla buluşan kitabımızın tanıtımını yapmaya çalıştık. Bir başka tanıtım videomuzda birlikte olmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum.